İyi akşamlar sevgili Artı Televizyonu izleyicileri. Tarihin Peşinde programında tekrar birlikteyiz. Ben Ayşe Hür ve Erdoğan Aydın. Bu hafta 1878 Berlin Anlaşması'nı merkeze alarak bir dönem tarihi anlatısını paylaşacağız sizlerle. Bu anlaşmaya sık sık atıfta bulunuyoruz. Çünkü gerçekten Osmanlı tarihinde çok merkezi öneme sahip bir anlaşma. Özellikle Osmanlı'nın uzun son yüzyılında yaşanan pek çok yenilgi, işte onları izleyen anlaşmalar ve onları takip eden küçülmelerden biri, ama gerçekten de hayati önemde sonuçları olmuş bir anlaşma. Elbette bir anlaşmayı onu zorunlu kılan savaşı anlatmadan, o savaşı da onu hazırlayan tarihsel koşulları anlatmadan anlamak çok kolay değil. Bu yüzden biraz öncesinden başlayacağız. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nin sonuç belgelerinden biri olduğu için o savaşa dair biraz sizi bilgilendireceğiz. Ondan sonra da o anlaşmanın hem Osmanlı tarihine hem de günümüze doğru, hatta Cumhuriyet dönemine doğru etkileri üzerine konuşacağız. Keşke bir uzman konuğumuz olsaydı ama maalesef yaz tatili dolayısıyla uygun bir takvim oluşturamadık değerli akademisyenlerimiz için. Erdoğan'la ikimiz yürütmeye çalışacağız her zamanki gibi. Evet Erdoğan, anlaşma evet konumuz ama dediğim gibi biraz önceden başlamak lazım. Sen nasıl bir başlangıç noktası seçtin? Sana bırakayım sözü, sonra da ben beklerim. Önce şu gözlemimi paylaşayım. Genel olarak Berlin Anlaşması resmi tarih yazımlarında ister İslamcı tandansı ister daha cumhuriyetçi, Atatürkçü çevrelerde olsun çok fazla yoğunlaşılan, ama buna karşı onun bir öncesi Ayastefanos Anlaşması flu bırakılan bir anlaşma. Buradan hareketle aslında Ayastefanos ve Ayastefanos'a neden olan 93 harbi de flulaştırılıyor. Sanki birdenbire olmuş, öncesi yok. Osmanlı'nın tebaası, milleti mahkumeleri, halkların pozisyonu sanki bir sorun yokmuş gibi, sanki emperyalistler gelip paylaşmış gibi bir izlenim üzerinden yazılıyor ve Berlin Anlaşması gerçekte adeta bir Osmanlı'yı ne derler kasabın elinden alınan pozisyonu unutturulup sanki asıl paylaşım Berlin Anlaşması'nda yapılmış gibi. Oysa Berlin Anlaşması birazdan da göreceğiz. Osmanlı'yı adeta kasabın, burada kasap Rus, Rusya, kasabın elinden çekip kurtaran bir pozisyon. Çünkü o sırada işte Yeşilköy, bugün İstanbul'un içi, Rus ordusu oraya gelmiş, yerleşmiş. Aslında bir hamle yapsa İstanbul'a da çok rahat girecek. Savunma hattı yok. Hani Balkanlar'da yine Çatalca'da bir savunma hattı var. Evet. Burada öyle bir savunma hattı da kaybolmuş vaziyette. Bir sefer durum bu. Peki o zaman bunun öncesi buraya gelen süreçte neler var? İşte Sırbistan'ın ve Yunanistan'ın, Balkanların bağımsızlık mücadeleleri, artık biz başka bir şeyiz ve bizim haklarımız var diyen bir direnci var. Bu dirence karşı da hiçbir şeyin yerinden oynamaması, sistemin değişmemesi yönünde ciddi bir baskı, basınç var. Ve sonuçta aslında 1700'lerin sonlarından başlayarak işte Berlin Anlaşması'na ve tabii sonrasındaki süreçte de sürekli Balkan halklarının kimlik hakları için, bağımsızlık için, özerklik için mücadeleleri ve bunları bastırmaya çalışan Osmanlı ve bunlara bir şekilde taraf olan özellikle Rusya, bazen Avusturya, Macaristan'ın dahli. Yani böyle bir şeyle geçiriliyor. Hani birazdan daha belirginleşecek, evet, bir ders alma hali de söz konusu değil. Ama 93 Harbi öncesinde birdenbire çıkıverdi ve birdenbire olağanüstü bir hızla Rusya'nın Yeşilköy'e kadar gelişi, tabii öbür taraftan da Erzurum'a kadar gelişi söz konusu. Evet. Yani adeta iki taraftan birden böyle olağanüstü bir hızla bir ilerleme hali ve bunu göğüsleyemeyecek bir Osmanlı, pespaye vaziyette bir Osmanlı. Oysa bir 50 yıl, 100 yıl öncesine gittiğimizde üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyen iki imparatorluk, Rusya
ve Osmanlı'yı görüyoruz. İkisi de Batı'dan teknoloji, para, yardım, danışman almaya çalışıyorlar. Ama görülüyor ki son yüzyılda Rusya aldığı borçlar, danışmanlardan kendisini gerçekten dönüştürmeyi başarmış. Buna karşı Osmanlı son yüzyılda aldığı borçlarla saray yapmış, sevki sefa sürmüş, ordusunu düzenleyememiş, doğru düzgün bir eğitim bile yapamamış, teknolojiyi yenileyememiş, üretim kapasitesini değiştirememiş. Şimdi böyle bir ortamda iki tane şey var, sözü oradan sana bırakayım. 1875'te moratorium ilan ediyor. Evet. Ben borçlarınızı ödeyemiyorum. Kusura bakmayın, gelin şu işi bir yeniden düzenleyelim. Bana tekrar yardım edin diyen hantal koca ama bütün önceden aldığı bütün paraları da çarçur etmiş. İşte Abdülmecit, Abdülaziz dönemleri. Böyle bir durum var ve bu uluslararası finans piyasalarında da devletlerde, Londra'da, Berlin'de, Paris'te, Viyana'da, hatta Moskova'da bile bir infial yaratmış. Hı hı. İkinci mesele, işte Sırplarla, Karadağlılarla, işte Eflak, Boğdan'la, işte Yunanlarla, neredeyse herkesle süre gelen bu kavga, bastırma halinde Bulgaristan, yani Bulgaristan onlardan farklı, İstanbul'a en yakın, bugünkü Trakya'nın hemen dibi olan yerde bir ayaklanma, özellikle 1876 Nisan'da olağanüstü bir ayaklanma var, hı hı, ve acımasız bir şekilde bastırılması var. Evet. Öyle bir bastırma ki işte 15 bin civarında insanın köylerin yakıldığı, yağmalandığı, tecavüzlerin, malların ve burada sadece Osmanlı devlet güçleri yok, yereldeki büyük toprak ağları, büyük savaş beylerinin doğrudan müdahalesi, dolayısıyla yağmayla çok karışık, tecavüzle, kaçırmayla çok karışık işler olmuş ve bunun o ana kadar, çünkü hani bizde hani hep yedi düvel hikayesi anlatılır ya, oysa İngiltere ve Fransa sürekli Osmanlı'nın Rusya'ya karşı yenilmemesini sağlayan bir siyaset hattı izlemişler. Mesela evet, Kırım Savaşı'nda, öncekinde, sonrasında. Fakat bu sefer birazdan göreceğiz, olmayacak bu. Hı hı. Çünkü bu Bulgar katliamı, Bulgaristan'da yapılan katliam olağanüstü bir infial yaratmış. Hatta İngiltere'de henüz daha muhalefette olan Liberal Parti Başkanı Glasgow'un bir broşürü var. Bulgaristan Vahşeti ve Şark Meselesi. Bir ayda 200 bin satılıyor. Hemen diğer başkentlere çevriliyor ve Londra'da gerek şeyde, mecliste, gerekse de kamuoyu ve basında Osmanlı'yı Ruslara karşı korumaktan yana olan, ki bunun tabi İngiliz ekonomisine çok ciddi katkıları var. Yani hani Allah için veya Osmanlı'yı sevdiklerine yapmıyorlar ama şeyi hatırlayalım. İngiliz politikası Osmanlı'yı sürekli koruma, kollama üzerine. Avrupa basını da hakeza öyle bir yerde duruyor. Kötülük birbirinin aynısı, iki imparatorluktan bir tanesi kötülüğün sembolü, diğeri ise sanki mazlum mağdur. Bunu Marx'ın, Engels'in yazılarında, evet, bile görülür. Evet. Dolayısıyla durum buyken dengeler birden değişiyor ve birdenbire Osmanlı 93 harbine sürükleniyor. Ama bunun küçük bir önü var, bir tersane konferansı, evet, da var. Onu da herhalde atlamamak lazım. Tamam. Sen sözü yani İngiltere'nin tutumuna getirdiğin için hani ilerleyen zamanlarda dönmeyelim diye o şeye dair birkaç örnek vermek istiyorum gerçekten. Çünkü bu hikayede Britanya'nın tarihsel tutumunu değiştirdiğini bu harpten sonra göreceğiz. Ki değiştirdi de dediğimiz zaman belki bazı izleyicilerimiz yani neydi ki önceki, siz de fazla abartıyorsunuz diyebilirler. Gerçekten de Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan itibaren 1774'ten itibaren Rusya'ya yenilip de Osmanlı'nın, hmm, Karadeniz bir artık Rusya'yla ortaklaşa alanı olmaya başladığı zamandan itibaren tabii ki İngilizler alarma geçmişlerdi. Rusların o sıcak denizlere inme politikalarının önünü kesmek için Osmanlı Devleti'nin ayakta tutulması gerektiğini düşünmüşlerdi. Mesela 1788-1791 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Odessa civarında Özü'ye çıkartma yaptıklarında Ruslar, İngilizler ultimatum çekmişlerdi oradan çekilmeleri için ve başarılı olmuşlardı.
Napolyon Bonaparte 1798'de Mısır'ı işgal ettiğinde Fransızlara bu sefer baskı yapmışlardı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü 8 yıl boyunca garantileyen bir anlaşma imzalayarak bayrak göstermişlerdi o büyük devletlere. Ve bu sayede de 1801'de apar topar Napolyon geri dönmüştü ki 3 yıllığına gelmemişti ilk planı itibariyle. 1821'de Mora isyanı patlak verdiğinde yine Osmanlı Devleti'nin yanında yer aldılar. Ruslar 1828'de Çatalca önlerine bir kez daha geldiğinde yine onların baskısıyla geri çekildiler. Başka ne olabilir? 1833'te Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ta Kütahya'ya kadar gerçekten, hatta İstanbul'a doğru yöneldiğinde yine İngilizlerin baskısıyla geri adım attı onlar. Gerçi orada bazı hani tavizler de verildi Girit Mirit Valiliği gibi şeye. Sonuçta her seferinde taviz alıyor tabii aslında. Tabii alıyor ama şey adına. Ama Osmanlı'yı koruyor. Kendi adına diye Kavalalı'ya biliyorsun orada kiralandı. Başka ne ya? 1853'te hasta adam, Çar 1. Nikola Osmanlı İmparatorluğu için hasta adam tanımını ilk kullandığında ve Britanya, Rusya ve Fransa arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşmayı önerdiğinde Britanya bu teklifi reddederek şey yapmış. Sonra 1853-56 Kırım Savaşı'nda Osmanlı'nın yanında yer aldı. Ve senin dediğin gibi 1869 Süveyş Kanalı, Süveyş krizi sırasında artık biraz alarm zilleri çalmıştı ki 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde biraz sonra o anlaşmalar yapılırken göreceğiz. Yine İngiltere'nin baskısıyla bazı haritalar değişecek ama karşılığında Kıbrıs falan artık gidecek elden. Tersane konferansı gerçekten önemli bir şey. Arada şeyi belirtelim, bu Paris Anlaşması Kırım Savaşı sonrasında sonra, evet. Rusların Karadeniz'i kullanabilme imkanlarını da ellerinden alıyorlar. Tabii ki. Oysa doğru. Senin az önce işaret ettiğin şekilde 74. bu hasta adam saptamasının arkasına Rusya aslında sadece sıcak denizlere inecek bir hat istiyor. Onun dışında İngiltere olağanüstü tavizler evet, veriyor. Evet, yani evet. Asıl pastayı, Osmanlı pastasını İngiltere'ye bırakıyor. Buna rağmen İngiltere onu engelliyor. Evet. Yani dolayısıyla bu tarih resmi yazında asla yani sürekli İngilizleri Osmanlı'yı parçalamaya çalışan, Osmanlı'yı evet. sadece parçalanacak kesin olduğu an o zaman tabii ki o parçaların en büyük emperyalist devlet yani o da. İçeride de dediğin gibi bu özellikle Glasson'un vesairenin başını çektiği o Batak isyanı arkasından evet. Bulgar dehşeti denilen olaydan sonra Avrupa'nın Balkanlardan çekilin. O biliyorsun Glasson'un o broşürü 200 evet. bin sattı dediğim broşür ya da dağıtıldı. Ana teması Türkler pılılarını, pırtılarını toplayıp Balkanlardan çekilsinler. O coğrafya onlara ait bir yer değildir. Orayı geriletiyorlar, köleleştiriyorlar, sömürüyorlar. Geri bir evet. topluluk olarak, doğulu bir topluluk oraya ait değildir onun teması. İşte bu havayı bir parça kırmak için Sırbistan ve Karadağ'daki olaylar, sonra Selanik'te bir kişinin din değiştirmesi üzerine çıkan olaylarda Fransız ve İngiliz elçisinin öldürülmesine neden olan şeyler oluyor. Sokak kalkışmaları, gösterileri vesaireler oluyor. İşte moratorium dediğin 8 Ekim galiba 1875 tarihli. Evet. 6 Ekim 1875 tarihli moratorium. İşte bu atmosfer içerisinde bir de padişah değişimleri oluyor Osmanlı tahtında. Abdülaziz'e intihar süsü verilmiş bir cinayetle tasfiye ediliyor. Yerine 5. Murat geçiriliyor. Mason bilmem ne falan batıcı diye ama o da ruhi bunalım gerekçesiyle ki öyle hakikaten anlaşıldığı kadarıyla tahttan indirilecek ve yerine 2. Abdülhamit geçirilecek ve o kargaşa içerisinde bir de Tersane Konferansı adıyla bir Batılılarla bu Balkanların durumu görüşülürken karşı tarafta da Seraskerat binasının oradan da Şemsipaşa Şemsipaşa konan
top atılmaya top atımlarıyla Şemsi Paşa konferansı diyecek, durduruyor. Durduracak ve diyecek ki bunlar işte anayasamızın... Size artık ihtiyaç yok. İhtiyaç yok. Biz medeni şey kendi içimizde gereken islahatları yapmaya başladık. Havası veriyor. Fakat hiç tınmayacaklar tabii büyük devletler bu şeyi. Konferans sırasında anayasa ilanını ve taleplerini dile getirmeye devam evet. edecekler. Evet. O sırada da tabii her iki tarafın Rusların ve Osmanlı'nın orduları da belli yerlerde konumlanmaya başlamış durumda. Çünkü savaşın kaçınılmaz olduğu artık Osmanlı tarafı da için anlaşılmamış olsa da yeterince Ruslar bu toplantılardan bir şey çıkmayacağını görüyorlar ve onlar zaten savaşlarını planlarını ona göre yapmışlar. Ona göre yapıyorlar. Onlar savaş düzenini kurmaya başlıyorlar. Sadece hataları Kafkaslardan tek taraftan yüklenseler, Kafkaslarda çünkü yeterince tahkimatı, kalesi, birliği yok Osmanlı'nın. Kalkıp Tuna boylarından geçip Balkanlar üzerinde oradaki Slav halklarının desteğine güvenerek iki taraftan sarma stratejisine belki Genelkurmay'ın girişmesi, belki savaşı uzatan, çok daha erken bitirecekleri bir savaşı Ayşe, biraz uzatan bir şey bence. Yani salt askeri bir planlamadan söz etsen senin dediğin doğru. Hmm. Fakat Rusya'nın önünde uluslararası düzenden kaynaklı bir problem var. Doğru. Yani savaşa insan hakları meşruiyeti, dolayısıyla mağdur, mazlum halkların kurtarılması gibi bir örtü lazım. Hmm. Balkanlar da o günlerde, o yıllarda henüz daha Rusya'yı kendilerine daha yakın, batıdan daha yakın gören, hı hı. hatta bir kısmı Avusturya Macaristan'la kavgalı olan evet. Halklar. Dolayısıyla Rusya'nın aslında bu planı, uzun vadeli bu planı hayata geçirebilmesi ve Kırım'da kendileriyle savaşmış olan İngiliz, Fransızları bu savaşta tarafsız durmalarını sağlayacak bir şeye ihtiyaçları Anladım. Var. Anladım. O nedenle aslında uzun yolu Sanki tercih ediyor. Sanki çağrılıyormuş gibi de bir parça evet, böyle bir Bulgaristan kamusal şey yapıyorlar. Bulgaristan'ı kurtarmak üzere. Keza Sırp ordusu karşısında Osmanlı başarı elde etmeye başlamış ve bu Batı başkentlerinde artık Osmanlı'dan uzaklaşmış olan Batı başkentlerinde Sırp katliamı, Bulgar katliamı yetmezmiş gibi de Sırp katliamı geliyor. Dolayısıyla adeta Rusya'ya yol verdiler. Dolayısıyla Rusya bence politik olarak doğru hamleyi yaptı diye düşünüyorum. Arada şunu belirteyim. Biz arada bir lafı geçince sen genellikle Abdülaziz'in öldürülmesine daha net vurgu yapıyorsun. Ben ise, mı diyorsun ona? Ben ise hiç umursamıyorum onu. Anladım. Çünkü şundan dolayı umursamıyorum. Ben Abdülaziz'in hamisi ilan hayır, ettim kendimi. Hayır. Sorun şu. Burada bir aslında Osmanlı Devleti içinde bir kavga var. Hı-hı. Kavganın taraflarından bir tanesi mutlakiyetçiler ve Abdülaziz temsil ediyor o sırada. Evet. Bir de meşrutiyetçiler, anayasacılar, meclisçiler, Mithat Paşaların temsil. Dolayısıyla şimdi... İyi ki yapmışlar bile diyebiliriz. Hayır şöyle diyorum. Ya Abdülaziz yüz binlerce Müslümanın, Hristiyanın ölümüne hiç umursamadan karar vermiş. Dışarıdan aldığı borçları işte yok Feriye Sarayı, yok bilmem ne sarayı, yok iki saraylar habire har vurup sarması var. Bizim bu... Anladım. Yani onu değil. Ben sadece olan... şey açısından hani bu bizde darbeci geleneğin aslında padişahları halletme geleneğinin bir ama, uzantısı olduğu için cinayet işlemeye kadar götürebildiklerini... Haklısın ama bak mesela ona, ben darbe kendisinde ne diyeyim, yani de... Değişti diyemiyorum yani. Yok tamam. öldürülmüştür. tartışmalı bir konu ama öldürülmüştür büyük ihtimalle ama... Hani ben darbe kelimesinde de şeyden yanayım. Mithat Paşa'nın Abdülaziz'e yaptığına darbe demek yerine devrim. Abdülhamit'in devirdi. Evet. Çünkü meşrutiyet, anayasacılık, demokrasiye yönelik bir tabii, hamle. Tabii, fakat Abdülhamit'in Mithat Paşa'ya yaptığı tam bir darbe. Darbe. Hani şimdi tabii, diyelim tabii. ki Yavuz'un babasına yaptığı tamam, da darbe. Bir anlaştık, daha, bir daha bunu söylemeyeceğim. Böyle söyleyeceğim. İyi güzel. Bu tersane konferansı başlamazdan önce aslında bu Balkanlarda İngiliz muhalefetinin de Avrupa gazetecilerinin de etkisiyle büyükelçiler
Rin toplandı bir konferans ve artık mesela şu farkı hatırlatalım izleyicilerimize. Hı hı. Paris konferansında da aslında bağlı milletlerin sorunlarının altı çizilmiş. Evet. Ama o sırada Paris anlaşmasıyla Berlin anlaşması ve tersane konferansı arasındaki temel fark, Paris anlaşmasında deniliyor ki Osmanlı Devleti bunları halledecek. Evet. Dolayısıyla ona baskı uygulamayalım. Oysa bu sefer tersane konferansında siz anayasa ilan edin, meclis ilan edin ama biz size güvenmiyoruz. Güvenmiyoruz. Evet. Hele Rusya zaten kışkırtıyor işi. Hı-hı. Tamam mı? Bunlara Moskova ile İstanbul'daki Büyükelçi arasındaki Ignatiev arasındaki yazışmalarda da öyle. Çıtayı sürekli yükselt. Osmanlılar veremesinler ve onun üzerine Batı, çünkü bize vermeye başlamış. Anladım. Artık Batı başkentleri bu katliamlar karşısında bize eskisinden farklı davranıyor. Dolayısıyla böyle bir şey var. Fakat önce işte meclis kurulması öncesinde Devlet Şurası 18 Ocak'ta bu elçiler konferansının kararlarını reddediyor. Hı hı. Hadi bu diyelim ki devletin geleneksel bürokrasisi. Şeyi anlayamadıkları arkasına, için de bir parça galiba Rusya'nın tabii, ne kadar kararlı olduğunu anlayamıyorlar. Çünkü orada İngiltere uğraşıyor yani, bazı tavizler verin aslında, ve bu işi savuşturun demeye getiriyor. Aynen, İngiliz Başbakanı'yla İstanbul'daki büyük elçi arasında arasındaki yazışma da onu ikna et. Durumun et çok diyor, ciddi evet, olduğunu. Ciddi artık diyor. Biz onları korumayacağız. Rusya da çok ciddi, ikna et onu bu sorunları. Ama Osmanlı aklı şöyle. Katılır mısın bilmem. Dışişleri Bakanlığı sürekli evet efendim yapacağız, merak etmeyin. İçişleri Bakanı ise bunları nasıl hallederiz, nasıl evet, göç ettiririz, nasıl biz resmi güçlerle yapmazız ama yereldeki adamlarımıza kesin, nasıl hallettirir, sürekli böyle çalışıyor. Evet. Dolayısıyla Paris Anlaşması'nın aslında Osmanlı'ya sunduğu olağanüstü büyük bir fırsatı maalesef Osmanlı bürokrasisi evet, değerlendirmiyor. Israrla bağlı halkların mahkum milletler olmasını, ağır vergi vermesini, ses çıkartmamalarını, çünkü temel taleplerden, bu elçiler konferansındaki temel taleplerden bir tanesi bir Çerkeslerin Balkanlardan çekilmesi. Çekilmesi, iki evet, Müslüman halk silahlı, gayrimüslim halk silahsız, dolayısıyla Müslüman eşraf gidip rahatlıkla her bir şeyi yapıyor. Hı hı. Dolayısıyla Müslüman halkı da silahsızlandırın diyor. Yani jandarma, modern bir jandarma anladım, kurun diyor. Bir de kollukta yerel halkın da temsilcileri olsun, keyfi bir şey olmasın bu, hı hı, iş diyor. Hı hı. Aslında üçü de hukuki talepler. Evet, evet, evet. Sömürücü devletler ama ya bunlar yapılması lazım zaten, hı hı, kendi halkına karşı. Fakat Osmanlı... Neyse ki içeride tabii şeyde söyleyiver, bir meclis kurulması, bir anayasa ilanı. Evet. Bunlar kısa süre de olsa evet, olumlu bir miras olacak. Her ne kadar savaş bahanesiyle ilga edilecek kısa sürede. Ama dediğim gibi hem Osmanlı tarafı hem savaşı öngörmüyor hem de gerçekten ordu da hiç hazır değil. Ordunun kendi iç sorunları da var. Yani o alaylı mektepli şeyi sonradan çok şey yapacak ama tırmanacak ama Balkanlardaki o isyanlara yerel dediğin gibi küçük müdahalelerle hep halledeceklerini sanıyorlar. Aslında Balkanlarda tabii bir başka denge de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun orada kendi Sırbistan ve Karadağ gibi yerlerde bir bağımsızlık olursa, Bulgaristan falan bağımsız olursa kendi içindeki bazı bölünmelerden, parçalanmalardan korkuyor. Bulgaristan, Rusya ise Bulgaristan'ı Yunanistan'ın aleyhine şeye kadar sıcak denizlere inme platformu yapmak için Selanik, Kavala vesaireden Ege'ye kadar bütünleştirmek istiyor. Makedonya'yı falan içine alan, genişletmek istiyor. Tabi bunlara da ne Fransızlar ne İngilizler razı olabilir. Evet. Çünkü bu tamamen İngilizlerin o büyük dünya politikasının köküne dinamit suyu söken. Aynen. Yani böyle çoklu dengeler var ve Osmanlı da aslında tarihi boyunca hep bu çelişkilerden yararlanarak bir onun yanında yer alarak onu durdurmuş. Daha doğrusu oyun kurucu olmamış da sürekli oyun bozucu bir rol öyle, oynamış. Ama ya da uluslararası dengeler hep Osmanlı'ya yaramış. Aslında normal evet, koşullarda Osmanlı bir 100-150 yıl önce tarihten silinme noktasına aynen, gelmiş aynen, vaziyette. Hep bu dünya dengeleri sayesinde işte ta Birinci Dünya Savaşı'nda ki varlığına kadar kesin, sürüyor iş. Kesin, evet. Sonuçta tabii
savaş tamtamları diyelim şey yapınca donanma açısından mesela Osmanlı'nın 1770 Çeşme'de sonra 1827'de Navarin'de, evet. Kırım Savaşı'nda arifesinde Sinop'ta 3 evet. kere büyük donanması felaket. Şey yapılmış, evet. göçertilmiş evet. bir devlet. Buna rağmen Rusya ile savaşmayı da bir şekilde hani savuşturmaya çalışmıyor bence, yani. Bence nasıl olsa İngilizler müdahale eder son belki anda de, kendilerini belki çok böyle rahatlatmışlar. Öyle. Belli ki Osmanlı bürokrasisi içinde ya İngilizler bizi bırakmaz rahatlığındalar. Belki de. Öyle bir şey ki Abdülaziz paranın büyük bir çoğunluğunu köşklerde kullanıyor, bir de donanma da kullanıyor. Evet. Mesela kara ordusu lazım Osmanlı'ya. Özellikle Kafkaslar'da ve Balkanlar'daki gelişme, fakat Osmanlı ordusunun subay eksikliği olağanüstü. Yani top atışı yapma. Hani yalın kılıç belki beceriyorlardır ama sonuçta savaş eski savaş olmaktan evet, çıkmış. Evet. Teknoloji gerektiriyor. Matematik bilmeyi gerektiriyor. Başka tür bilgiler gerektiriyor. Hmm. Bu bilgilere sahip bir subay yok. Hep böyle şeyle paşa yapılmış bir sürü insan. Evet, komutan evet. vaziyette. Gemileri almışlar. Gemileri de kullanamıyorlar. Asıl evet. ordu lazım, ordu yok. Tabii oysa Batı orduları da çelik zırhlı şeye gemi teknolojisine evet. geçmiş. Bizimkiler de bazı siparişler dediğin gibi veriyorlar satın alıp Hobart ama Paşa. Kullanamıyorlar. Savaş alanlarına yetmiyor. Savaş Balkan karasından ve Kafkas karasından oluyor. Kara ordusu orada lazım. Orada ise evet mühendislik bilgisine sahip, modern askeri teknolojik bilgiye sahip olan subaylar lazım. Ve nitekim Rus ordusundaki eğitilmiş subayla Osmanlı ordusundaki eğitilmiş subay arasındaki denge neredeyse 80'e 20 vaziyette. Ama Osmanlı ordusunda bir de şöyle bir bela var. En tepedeki paşaların çoğu modern eğitimden geçmemiş paşalar evet. ve birazdan göreceğiz. Başkomutan da Abdülhamit oluyor. Oysa Çar modern askeri eğitimden geçmiş bir komutan, bir kurmay yetkisine sahipken ki benzeri özellikleri işte Prusya'nın imparatorunda da Londra'nın imparatorunda da göreceğiz. Anladım. Bizimkisi ise işte saray içi dengelerle imparator olmuş evet. bir adam. Evet. Fakat bütün ipleri elinde tutuyor. Evet. Yani sonuçta orduya karşı da zaten kuşkucu. Çünkü kendinden hem önce hem iki tane padişah halledilmiş. Aynen. Bana da bunlar yönelirler. Evet. Çünkü Hüseyin Avni evet. Paşa tabii, vesaire tabii, tabii, gibi evet. adamlardan evet. korkuyor. Nitekim evet. sonradan evet. Bir tanesi yani Hüseyin Avni Paşa evet. şey yapacak. Çerkez Hasan olayıyla gidecek. Öyle arkasından şeyleri de Mithat Paşaları da mahkeme evet. yoluyla işte nedir zindanda evet. boğduracak. İşte bak orada darbeci bir mahkemeyle. Darbe onu söyleyebilirim. Peki anlaştık. Evet. Şimdi sen dedin ya Rusların ordusu gerçekten Rus ordularının tecrübeli generaller vesaire eşliğinde. Ancak bu Balkanlara geldiklerinde bu kişiler hani kurtarma misyonuyla ki o konuda Lupki falan diye onların küçük propaganda kitapçıkları var böyle onları incelemiş Kezban Arca neydi Acar bu konuda çok yazmış bir insan onun makalelerinde görmüştüm. Orada hakikaten Türkleri geri, köylü, gaddar vesaire öyle tanımlıyorlar ve Balkan Slav halklarına işkence yapan ve Balkanları da aşırı sömürülen, bütün zenginliklerini Osmanlı'ya kaptırmış halklar olarak tarif ediyorlar. Halbuki Balkanlara gelince Rus orduları, Rus generallerinin hatıralarında var, şaşırıyorlar. Aslında tahmin ettiklerinden daha mamur, daha zengin Balkan köylüsü ve bu açıdan da böyle hemen hop diye Rus ordularının yanına konumlanmıyor Balkan evet. halkları. Özellikle Bulgar halkı. Bulgar halkı çünkü bunu şöyle açıklıyorlar onlar. Bilmiyorlardı ki savaşın sonucunu. Savaş ya dışarıdan gelen kaybederse yine seli gider kumu kalır hesabı. Evet. Biz bununla baş başa kalacağız, bedel öderiz diye. Bu açıdan çok şaşırdıklarını söylüyorlar durumla ilgili. Bu da tabii onların şeyini azaltıyor. Yine de ama hem içeriden hem de oradan büyük ve Avrupa'dan vesaireden büyük bağışlar, işte destek şeyleri toplanıyor. Ve buna Breakfast War diyorlar bu savaşı. Çünkü İngiliz falan halkları, Avrupalılar, Fransızlar bunları sabah gazetelerinde böyle gün gün okurlarmış. Hani nasıl biz bir zamanlar Irak Savaşı'nı televizyondan evet. izliyorduk ya günübirlik. Bu da Avrupalıların günlük böyle kahvaltı ederken
gazetede işte şuraya ilerlediler, böyle oldu, şu çarpışma oldu diye şey yaptıkları bir savaşmış. Savaşı herhalde uzun uzun anlatmayacağız ama şunu söylemek istiyorum. Rus generalleri bir Osman Paşa ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa dışında, hani evet, doğuda ve batıda evet, Plevne kahramanı Gazi evet, Osman Paşa dışında komutanların çok statik, eski kafalı, savaş stratejisinde zayıf ama askerlerin çok fedakar, çok ne denir ona, inançlı, kahraman ve bunu bir parça dinle açıklıyorlar. Hani hatta bazı yerlerde haşhaşi şeyi de var, hani bunlara uyuşturucu haşhaş falan mı içiriyorlardı da bu kadar sadıktılar gibi diyen de var. Ama genel olarak hakkaniyetli bir Türk askeri değerlendirmesi var Rus kaynaklarında. Ama generallerimizi de hakikaten epey alaya alıyorlar. Onların ne kadar yenilgide temel şeyleri olduğunu, rolleri olduğunu söylüyorlar. Ama bana çok nesnel geliyor. Aslında benzer Rus değerlendirmelerini daha sonra Sarıkamış'ta da göreceğiz. Evet. Gerçekten evet, öyle. Yani onlar, hani hakikaten. Müslüman askerler savaşta diğer askerlere göre daha dirençli çıkıyorlar. Kah kaderci yan, teslimiyetçi yan, ki buradaki teslimiyet hani kaçmak anlamında değil. Ölümüne orada direnme. Evet, komutana peygamber ocağı vesaire, bunlar bu söylenmez. Mustafa Kemal'in anılarında bile var. Birazdan öleceklerini biliyorlar diyor. Evet. Fakat yani aslanlar gibi duruyorlar falan. Evet. Hatta arada şeyi de söylüyor ama benim böyle bir inancım yok lafını da arada Madame söylüyor. Corine mektubunda değil mi? Bunu mektubunda böyle güzel anlatıyor. Fakat mesela bütün bunlar Sarıkamış'ta, Çanakkale'de işte falan. Fakat Abdülhamit'in müdahaleleri sonucunda daha düşük rütbeli, ki bugün de benzer şeylerini görüyoruz, ama sadakat katsayısı daha yüksek insanları getirip daha yüksek rütbeli, daha iyi eğitilmiş ve sınanmış komutanların üstüne getiriyor. Evet, evet. Böyle olunca o komutanların motivasyonu da ortadan kalkıyor. Ve dolayısıyla gerçekten Rus generallerinin raporlarında dalga geçilmeyi hak edecek bir dizi şey oluyor. Buna karşı yine de savaş çok daha kısa sürebilirdi. Orada askerim ve bazı işte Osman Paşa gibi 3-4 ay düşmüyor. Üstelik çevresi tümüyle Rusların eline geçtiği halde. Değil mi? Gerçekten. Bu çok önemli. Evet. Orada moral motivasyon. Büyük bir engel oluşturuyor şeyde Rus ilerlemesinde ki onu aşsalardı başında hakikaten uluslararası siyaset de toparlanamadan belki başka faktörler de girdi. Yani Rusları da sonradan birkaç kademede zaten savaş, bir Edirne mütarekesi oluyor, bir Aya Stefanos ve ardından Berlin konferansıyla üç kademede savaşın sonuçları bağıtlanıyor o açıdan. İlginç bir şey. Ama bilmiyorum, savaşa daha uzun girmek istersen. Doğu'da da yani Ahmet Muhtar Paşa'nın başarılı da bulunan, bazılarının başarısız da bulduğu çeşitli stratejik işte şeyleri, hamleleri ya da hataları. En azından süreci yavaşlatan bir pozisyon aldığı çok açık. Evet. Dolayısıyla en azından bu iki komutanı bir tarafa bırakırsak, esas olarak Abdülhamit'in atamaları ve müdahaleleri sonucunda yenilmiş, yani askerin kahramanlığına, direncine rağmen yenilmiş bir savaştan ve dünya tarihinde askeri başarı, Ruslar açısından askeri başarısızlık, Osmanlı açısından çok özel incelemeyi hak eden savaşlardan bir tanesi. Evet. Hani bir ordu nasıl yenilir, nasıl pespaye dağılır veya bir ordu nasıl bu kadar hızlı ilerler meselesi üzerinden bu yanıyla bence çok önemli. Fakat şu politik yanını vurgulayalım. Savaşta inisiyatifi Abdülhamit ele geçirirken, Mithat Paşa ise inisiyatif kaybeden bir pozisyona geçiyor ve savaşta Abdülhamit hem yenilginin asli nedeni ama buna karşı meşrutiyetçileri tasfiye edip mutlakiyetini kurmanın, meclisi dağıtmanın, parlamenterleri dağıtmanın, anayasayı etkisiz kılmanın da fırsatı olarak değerlendiriyor. Belki de bak burada aslında dünyadaki diğer savaşlarda da bir değerlendirme burada. Az önce
Müslüman askerin kahramanlığından söz etmiştik. Bu bir avantaj ama buna karşı Müslüman toplumların kendilerini savaşa, ölüme sürükleyenlere karşı soru sormaması, baş kaldırmaması, evet, veya savaş ortamlarının işte diktatörlük hayali kuranlar için her zaman bir iktidarı tahkim etme fırsatı Müslüman toplumlarda, Batı toplumlarında öyle olmuyor. Belli bir savaş bir yere gelince demokrasi talebi yükseliyor. Evet. Devrim talebi yükseliyor. Ne oluyoruz ya talebi yükseliyor. Bizde ise kadercilik ve iyice bir dolayısıyla bu savaşın en önemli gösterge şeylerinden, ögelerinden bir tanesi de bu savaş sayesinde yenilginin sorumlusu olarak yargılanması gereken kişi bütün ipleri ele geçirip bütün, evet, meşrutiyet dinamiklerini tasfiye etme avantajı ve başarısı, evet, elde ediyor. Bu da bence çok önemli bir tarihsel ders. Genel olarak da bu analizlerde es geçilen bir kısım. Sanki, evet, ya nasıl oldu böyle bir şey? Bence bunun da altını, evet, özellikle yani, çizelim. Mesut Uyar bu konuda askeri tarihçi. O mesela der ki hiç durulmaz Abdülhamit'in kusurları, başarısızlıkları üzerine. Hani kucağında buldu savaşı. Bir de kısa sürüyor. Nisan 1877, Mart 1878. Zaten o da Haziran'da gelmişti vesaire. Hani ne yapsındı gibi. Halbuki diyor alması gereken kararları almadı. Senin dediğin gibi eski tip demode kendisine bağlı çakılı savunmadan başka bir şey bilmeyen savaş alanında ani reflektif kararlar alıp duruma göre yani hemen birlikleri kaydıracak, çeşitli alanlara dağılacak onları yapamayan ya da çok dağıtarak, gereksiz yere kollar arasında ilişkileri de kopararak vesaire. Bir cümle edebilir miyim tabii burada? Ki. Aslında burada da Abdülhamit'in ve yakın çevresinin ana motivasyonunun toprak kayıp edip etmemek değil. He. İktidarı nasıl yaparız da iktidarın içindeki rakiplerimizi nasıl tasfiye ederiz ve iktidara mutlak anlamda, yoksa dertleri gerçekten şey olsa, ilk yenilginin arkasından ya arkadaşlar ne oluyoruz, ne yapalım, nerede hata yaptık, dertleri o değil. Benim sadık adamlarım kritik noktalarda olsun mu olmasın mı? Rakip olabilecek, yarın öbür gün bana karşı anayasa, meşrutiyet, evet, hak dayatabilecek insanlar zafer kazansın mı, kazanmasın çok mı? Doğrusu, evet. Dert bu. Yani aslında benzer problemleri bugün de yaşıyoruz, evet, da ondan dolayı. Ama dediğin gibi bir zafer olsaydı bunun şanını paylaşacak olan bir sultanın yenilgiden dolayı da en azından bir mahcubiyet, utanç duyması gerekir. Yani. Hadi diyelim ki tahttan indirmek iç güç dengesiyle ilişkili ama en azından bir öz eleştiri, bir boynu büklük hali olması gerekir. En azından zayıflayacaktı Sultan, Mithat, evet, Paşalar, aksine meclis. Aksine güçlenerek çıktı. Evet. Normal bir ülkede meclis güçlenir bu durumda. Evet. İşte Mithat Paşa gibi işte modern kişiler yükselir. Sultan ise batıdaki gibi daha sembolik olabilir. Sembolik, evet, ama haklısın. Bizde ise tam tersi oluyor. Tam tersi mutlak olabilir. Bir diktatöre dönüşüyor. Şeyde ise meşrutiyetçiler ise tasfiye olacaklar. Yani çok bizde biliyorsun hep Birinci Dünya, evet, Savaşı sırasında da yanlış kararlar alarak savaşa, evet, sokuyor. Yeniliyor. O sırada da Ermeni soykırımı, evet, bilmem ne diyerek, evet, evet, içeride ipleri düşün, Sarıkamış'ta felaketin sorumlusu adam geliyor İstanbul'a daha da güçlü bir şekilde iktidar yani etmeye başlıyor. Hiçbir şeyden zarar görmeyen teflonla kaplı otokratları maalesef var. Doğru. Bu da aslında Müslüman kültürünün hani avantaj dezavantajı, evet, en azından bunu değerlendirmek lazım. Gerekir. Bu ülkenin Müslüman aydınları da tabii. Evet. Bu savaş bölümüne bilmiyorum daha fazla değinmek lazım mı ama gerçekten kısa sürede, yani Ruslara göre uzun sürede ama Osmanlı tarihinde düşünürsen çöküşün başlangıcı olarak kabul edilirse bu kısa sürede gerçekleşmiş bir şey. Dediğin gibi içeride padişah güçlenerek çıkıyor. Ruslar elbette bir başarı kazanıyorlar. Edirne'de bir ateşkes anlaşması da çok ağır şartlar içeriyor. Ama daha vahimi Yeşilköy'e kadar dayanıyorlar ve gerçekten neredeyse yani biraz daha İngilizler falan engellemese İstanbul'u yapacaklar, alacaklar. Surlarla Yeşilköy arası 20 kilometre bile değil. 20 kilometre yani oraya kadar gelecek ve gerçekten onur kırıcı bir yenilgi durumu. Gerçi Ruslar çok sık gelmişler. 1833'te de biliyorsun 2. Mahmut döneminde neredeyse garnizon kurmuşlar Boğaz'da.
davet üzerine Kavalalı tehlikesine ama karşı. Ama orada davet var. Burada, ama o da bir burada garip gerçekten yani. Dağıtarak geliyor. Evet, ve gerçekten nasıl? Mesela yani en küçük bir fırsatını daha yakalasalar, uluslararası vize alabilseler o hamleyle İstanbul'a girmelerini engelleyecek hiçbir evet. şey yok. Ki girselerdi de çıkmazlar. Tabii o sırada doğuda da kayıpları da hatırlayalım değil mi? Kars, Ardahan, Batum, Erzurum'a evet. kadar evet. gelmiş. Evet. Daha sonradan bunlar Beyazıt. Savaş tazminatından düşmek için evet. tamamen bırakılacak. Evet. Yani onları birazdan konuşuruz. 5-6 evet. dakikamız kaldı galiba değil mi ha. arkadaşlar? Evet. 5 dakikamız kalmış. Ha, burada evet. Bu döneme dair ha, söyleyeceğim ben varsa bitti, söyle. Bitti zannediyorum. Yok hayır. Yok 5 dakikamız varmış. Yani bu süreçten bence bir ara bilanço çıkartalım. Hadi çıkart. Ara bilanço bir kendi farklı milletleri ısrarla mahkum konumda tutma ve bu durumu değiştirmeme. Hı-hı. Mithat Paşa'nın yine belki mecburiyetten, hani belki de çok idealist değildi, onu tam bilemiyoruz şu anda. Ama en azından yaptığı hamle Osmanlı'yı egemen millet, mağdur milletler pozisyonundan çıkartıp bir parlamentoda birlikte eşit düzeyde tartışan, eşit seçimler giren, eşit mahkemelerde yargılanan bir pozisyona geçirme inisiyatifi bu savaşla kaybedildi. Az önce söylediğimiz gibi saltanat buradan zayıflamış olarak çıkabilirdi, güçlenerek çıkmış oldu. Bu tip yönetim tarzının memleket diye bir derdi değil, sadece taht diye bir derdi olduğunu sonraki tüm uygulamalar döneminde göreceğiz. Keza Rusların da olağanüstü bir inisiyatif kazandığı bir durum söz konusu. Bu anlaşmada gelip Ayastefanos'ta bir anıt da dikiyorlar. Zaferin evet. şeyine ta ki Cemal Paşa 1. Dünya Savaşı'na girdiğinde bombalayarak ajitatif evet. konuşmalarla yıkıp hatta hani ilk film Türkiye'de ilk film sinema evet. deneyi Fuat Özkınay'ın çektiği filmin ona ait olduğu o yıkımı evet ama o zamana söylemiş. Kadar duran bir anıtta aslında Rusya'nın çok, buraya kadar geldik ama çok, hadi dua edin geri çekiliyoruz babından evet. ama arkada o sembolü bırakarak gittikleri bir evet. ve biz bunu mesela Abdülhamit övüncüyle yazı yazan, kitap yazanların adeta sözünü bile etmedikleri. Sadece yıkılışını söylerler. O da çünkü nutuklarla falan onu Cemal Paşa itaatçıların, öğrencilerin falan milliyetçi bir şeyle yıktığı için. Ama Abdülhamitçiler onu da pek... Ne zaman dikildi o yani evet. o şey oraya es geçerler. Evet. Sanki gökten inmiş evet. gibi anlatırlar. Evet. Haklısın. Ki Ayastefanos Anlaşması'na da birazcık gireriz. Değineceğiz. Şimdi ikinci evet. bölümde istersen onlara yani girelim. Durum tam tamam. bir vehamet. Bir de şeyi de hatırlatmak istiyorum. Kafkaslardaki yenilgiler de aslında o müridiz Şamil ekibi vesaire o Çerkez beylerinin vesairelerinin verdiği sözleri tutamadıkları, onların bir tarif ettikleri gibi güçlerinin olmadığı da ortaya çıktığı için orada da biliyorsun onlar da Osmanlı'ya göya destek verecekler ve Rus ordularını durdurmayı vaat ederler. Onlar da hiç etkili olamazlar Doğu cephesinde de. Ama Ayşe tabii İtiraz mı edeceksin? Yok şöyle bir soru belirtmek istiyorum sadece. Onların sırtına yüklemektense kendileri, Osmanlı... Kendileri vaat ediyorlar ya Osmanlı'yla bu göç işte şey süreçleri yine, içerisinde. Yine de o vaat ve bunun tabii, aktarılış tabii. kaynaklarını da irdelemek yani lazım. Çünkü da devletler bazen veya komutanlar üste rapor verirken kendi sorumluluğunu gizlemeye yönelik olarak halkın sırtına yerel alt komutanın sırtına atan bir tarz. İşte çok Enver'in Ermenilerin sırtına atması falan doğru. gibi. Doğru. Yani Doğu cephesinde de hani şey anlamına söyledim. Çerkezler de kendi tarihleriyle yüzleşmeleri açısından doğru ama bir tarih anlatısı olsun. 1878'den söz ediyoruz. Çerkezlerin ana kuvvetleri, ana direnç damarları darma duman edilmiş. Çerkezlerin bir kısmı Balkanlar'da doğru, Osmanlı gerilemesin diye orada çarpışmış veya katliamlara şeyde, katılmış. Rus ordularının raporlarında Türklerden çok Bulgar köylülerini öldürenlerin Çerkez başıbozukları olduğu yazıyor. Ve hatta diyor Türk yetkililer de bundan şikayetçiydiler. Habire onları cezalandırmak durumunda kalıyorlardı diyor. Çerkezler meselesini biz özel bir programda irdelediğimiz için derinleşmeyeceğim ama bu Çerkez birlikleri meselesi hakikaten
bayağı o dönemde sorun olmuş. Sonradan zaten kaydırılacaklar evet. ve Anadolu'nun evet. içleri sonra Ürdün'e kadar evet. yayılacak olmuşlar. Ama yine de asli sorumlunun onları tabii, oraya onlar o amaçla yerleştirenler olduğunu... Tabii ki. Onlar da zaten evet. Slav düşmanlığı, Rus düşmanlığından evet. dolayı ve evet. Osmanlı'ya yaranmak için o işleri yapıyorlar ama Osmanlı elbette başı bozuklar yoluyla Balkanlarda egemen olan bir şey değil yani devlet değil. Kaç asırdır orada birlikleri var, zaptiyesi var vesairesi var, jandarması var. Yani o açıdan... Bunlar da jandarmanın orada, acaba yardımcı kuvvetleri işte olarak... İşte öyle paramiliter şeyler olarak, güçler olarak. Evet, ilk bölümümüz burada bitti. Arkadaşlarım uyarıyor. 1878 77-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve onu izleyen 1878 Ayastefanos ve Berlin anlaşmalarını irdeliyoruz bu programda. İlk bölümde biraz bir kadın tarihçinin zorlanacağı türden askeri konularda sohbet ettik. Sağ olsun Erdoğan bu konuda bir erkek tarihçi olarak boşluk bırakmadı. İkinci bölümde Berlin Anlaşması'na yoğunlaşacağız ve onun sonuçlarını ele alacağız. Saat başında sizleri tekrar bekliyoruz.